Papatya toplamaya geldim arkadaşlar. Parça parça var papatyalar. Böyle halı gibi olduğu yerleri normalde görüyorduk. Şimdi kapatsana onu. Telif gelir bak. Kapat. Normalde görüyorduk. Evimizin yakınlarına geldik. Şimdi buralardakiler yetmezse gezip gideceğiz oralara. O dediğin yer nereydi hele? Şelalenin oraya giderken mi vardı? Evet, şelaleye giderken vardı. Oralara gideceğiz. Ha? Burada da çok da yeter mi acaba? Şu kadar topladık ama. Az daha bu. Tabii azdı. He. Toplaması da zor arkadaşlar. Bayağı. Kekikten biraz daha zor değil mi? Aynen. Kekik biraz yüksekte olduğu için. Kekikte çok eğilmek gerekiyor. Genç işi bu iş. Ama yapacağım, başaracağım. Bunu da başaracağım. Allah'ın izniyle. Şöyle papatyalarla. Seni de şöyle çekeyim. Sen çekildin, sıra bende. Sen de bir de beni çek. O zaman bir de doğada. Bugün gerçekten çok sıcak ve çok güzel. Elin parmağını değersen olmaz ki. Ne yaptın sen? Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Oralarda çok azdı. Gerçi burada da az ama. Olanı toplayacağız artık. Allah izin verirse. Şöyle. Kendimizi de çekelim. Gel sen de yanıma gel. Gel. Papatya toplamaya geldik. Papatya toplamaya geldik. Papatya mı lan? Papatya toplamaya geldik. Hem de o kadar güzel ki hava. Çok güzel. İlk defa baharı yaşıyorum bugün. Evet. Gerçekten kanımız ısındı. İş yapmak evde kolaylaştı. Elektrikli yakmıyoruz biraz. Evet. Çok güzel. Şimdilik görüşürüz sizlerle arkadaşlar. Ben papatya toplamaya devam edeyim. Böyle karşılarda böyle canlarım. Olduğu kadar toplayacağız. Burada içinde de var ama buralar yeter be. Zaten açsana şunu, bayağı içindekini topladık. Gösterelim bir arkadaşlarımıza. Bak. Bizim oralardan da bu kadar topladık. Yeter. Bu kadar da oradan topladık. He. 10 kiloluk falan çıkar rahat. Hadi bakalım. Tamam. Hadi iyi günler. Elim ayağım. Biz dışarıdan geldik arkadaşlar. Papatyalarımı topladım geldim. Çok şükür. Hepsi bu kadar canlarım. Bu kadar toplayabildim. Zor toplaması zaten çok da değildi. Halı gibi olan yerlerde hep toplamışlar. Şunları içine koyarız. Kavanozlar küçük yaparsak. Dal gibi uzatırız onları. Bunlarla da ben sirkemi kuracağım arkadaşlar. Bundan ne kadar çıkar dersen belki bir 10 kilo sirkem olur bundan canlarım. Şimdilik bunları topladım. Böyle koyayım. Hemen başlayacağım ben kurmaya. Buna ne gerekli? Bal gerekli arkadaşlar. Bal. Bal gerekli. Eski sirke gerekli. Balımı getirdim. Bir kaşık bal koyacağız. Karabiber koyacağız arkadaşlar. Tane karabiberler var ya. Ondan koyacağız. Tuz katmayacağım canlarım. Çünkü ben eski sirke katıyorum ya, o yüzden tuz katmayacağım. Bal, papatya, 1 kilo eski sirke. Eski sirkem neden oluşmuş? Onu söyleyeyim size. Kırmızı şey, nar sirkesi, bir de siyah tane üzümler olur ya arkadaşlar. Bir küçük bidon şöyle şunun gibi de kurmuşum. Onun suyundan arkadaşlar birleştirdim ikisini birlikte. Süzdüm bu en son kalan sirkelerimi. Onun birleşiminden acayip bir sirke, güzel sirke var. Onları maya olarak kullanacağım. 1 kilosunu katacağım. 1 kilo bunu ikiye ayıracağım şöyle mesela.
5 kilo birine bunu atacağım. Bunu da 5 kilo yapacağım. 10 kiloluk sirke yapacağım. 1 kilo buna kullanacağım. 1 kilo buna kullanacağım eski sirkemden mayalık olarak. 1 tatlı kaşığı buna, 1 tatlı kaşığı da buna kullanacağım 5'er kiloya. Ondan sonra 5 karabiber tane buna, 5 karabiber tane buna atacağım. Bunu da içlerine şey yapacağım. Böyle. O şeylerime de atabilirim mesela. Şişelerim var ya, şişelerimi görüyorsunuz. Onlara böyle uzatacağım. Sizin yanınızda da yapabilirim onu. Bu şekilde. Getireyim de yapayım onu. Şimdi şunları getirdim arkadaşlar. Sirkelerimi aynı böyle yapacağım. Bunlar da yine sirkelerim arkadaşlar. Bal rengi olmuş. Şöyle etkilenmesin. Açabilir miyim ki? İnan bu vakumlanmış. Açamıyorum. Açıldı bu. Bu sirkemin içine ben bundan katayım arkadaşlar. Şöyle iki tanesini katayım. Yok şey olmuyor. Ya da şöyle. İçinde yüzsün. Gir bakayım sen. Papatyalar böyle görünsün arkadaşlar. Bu da şovu. Şimdi bununla saçacağım. Ben bunun sirke olduğunu bilmesem içinde bal var sanırım arkadaşlar. O kadar güzel bir şey sirke bunlar. Ha ne sirkesi deseniz inan ki unuttum ben. Bunların ne sirkesi olduğunu unuttum ben. Üstüne yazmayınca bu şekilde arkadaşlar. Bunları da böyle yaptım. Güzel oldu mu? Bak. Bunlar böyle. Bunlar kekik. Kekik arkadaşlar. Bunlar kekik. Bu da kekik. Kekik sirkesi yine kekik. Bu da bal renkli. Bunu biliyordum ya, unuttum şu anda. Ama çok güzel oldu bak bu da. Gösterişi çok şahane oldu. Vitrinlik oldu inan. Böyle. Bu da böyle arkadaşlar. Bunlar şov amaçlı. Bunlardan da papatya sirkesi yapacağım. Papatya sirkem neye yarayacak arkadaşlar? Burada da karabiberlerim var. Getirdim. Karabiber atacağım. Karabiber tanesi atacağım. 5 buna 5 buna atacağım. Size anlattım onu. Başka da bir şey yok. Sirke ve su. Kasları gevşetiyor arkadaşlar. Damarları yumuşatıyor. Güzel uyku veriyor. Ondan sonra zayıflamaya yarıyor. Uykuda şeyi çalıştırıyor ve yağları eritiyormuş. En önemlisi de kötü kolesterol var ya, onu yok ediyor bu papatya çayı. Yetmez mi? Yeter bu kadar. Şimdi ben başlayacağım kurmaya canlarım. Bu sirkem de arkadaşlar başı eksik olmuş ya da eşim içmiş mi ne yapmış. Bunun başı eksik olmaması gerek. Bunu doldurmam gerek. Kara üzüm, çekirdekli kara üzüm sirkesi arkadaşlar. Buna biraz doldurayım ben. Başını bununla dolduruyorum. Hiç çekinmeyin. Birbirine karıştırabilirsiniz. Çünkü niye koydum? Başı eksik olursa küflenme oluşur arkadaşlar. Küfte sirkede kullanılmaz. İçilmez yani. İnsan içmemesi gerek. Ama balkon temizliğinde falan
Balkonları yıkarken yıkayabilirsiniz. Ama elinizi değmeden tabii. Süpürgeyle falan yıkayabilirsiniz. Bunu da tamam ettim. Ben bunları bir çekeyim arkadaşlar da malzemelerimi getireyim. İki tane bidon getireceğim. Cam kavanoz getireceğim. Beşer kiloluk yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben ayarladım arkadaşlar. 5 tane karabiber tanesi, 5 tane de karanfil. Bir tane de şu boru tarçından. Ne yapacağız? Böyle bir tanesini atacağız. Böyle de bir kaşık, yarı kaşığıyla bal. Bu balımızdan koyacağız. Sirkemizi koyalım. 1 kilo koyulacak da ben göz kararı koyayım. Şimdi kiloyu kim ölçecek? Gözüküyor mu acaba ki? Bir bakayım şöyle. Gözüküyormuş. Şimdi 1 kilo gelir. 1 kilo gelir bu. Şimdi papatyalarımı vereyim arkadaşlarım. Yıkamıyorum arkadaşlar. Çok temiz yerden topladım. 3 parçaya 3 ayırmam lazım. Biraz da bundan alayım. Biraz da senden. Hadi bakayım. Şimdi bunun üzerine su getireceğim canlarım. Sen bunu böyle bir kenara koyayım. Ha bal da vereceğiz daha. Neyse suya verelim balı. Suyla verelim en son. Şimdi yine karabiberimiz 5 tane. Bir tane boru tarçınımız. 5 tane de şundan. Neydi bu ya? Karanfil karanfil. Attık. Sirkemizi verdik. Papatya sirkesi de böyle kuruluyor arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı da bal. Buna böyle dursun. Üstüne de su aldığı kadar. Şimdi yine buna 5 tane karabiberi, 5 tane karanfil, 1 tane boru tarçın. Sirkemi veriyorum. 1 kiloya yakın. Ben bunu üçüne de paylaştırayım. Güzel olsun sirkelerimiz. Kara üzüm sirkesi, nar sirkesiyle birlikte arkadaşlar süper bir şey olacak. Şimdi bunların ben papatyalarını vereyim. Bu şekilde mis gibi ellerimle topladım tek tek arkadaşlar. Şöyle yapıyorum arkadaşlarım, şöyle. Şöyle parmaklarımın arasına geçiriyorum. İlk önce makasla denedim. Makasla olmadı. Ne yalan söyleyeyim. Dedim elimle toplayayım. Elimle daha güzel topladım. Böyle. Rap rap geldi. Şimdi sana da şunları vereyim. Tamam. Kardeş payı tamamdır. Papatya sirkemizi kuruyoruz. Temizliğim daha devam ediyor arkadaşlar. Dün Yiğit'in odasının balkonunu temizledim. Ama çekimlik duruma geldi de yorgunum şimdi. Bununla da uğraştım ya. Onun için daha fazla kendimi yoramayacağım. Yarın gösterebilirim size orayı. Böyle. Su getireceğim şimdi arkadaşlar bunlara. Su getireyim, suyla dökeceğim üstüne size. Balı da ondan vereceğim. Şöyle açayım balımın ağzını. Bunu bayram yiyor. Yiğitimiz göndermişti. Buradan azar azar atayım içine. Öbür kaşığı ne yaptım ben? Heh, bak. Böyle bir balı atıyorum içine. Gel bakayım. Şimdi böyle bir balı atıyorum arkadaşlar. Böyle. Böyle.
Tek suyu kaldı. Suyunu vereceğim, ağzını kapatacağım kapaklarıyla. Başörtü örtmeyeceğim. Gelip gidip çalkalayacağım. Eğer bunlara nohut falan verseydim, o zaman başörtüyle kapatabilirdim. Ama şimdi su vereceğim için nohut vermeyeceğim. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Sadece bir su vereceğim. Ağızlarını iyi dolduralım arkadaşlar, çünkü küflenir. Küflenmeyi kabul etmiyoruz. Bunu kapatabilirim. Ben bir daha getireyim. Gelip gidip bunları çalkalayacağız, sallayacağız. Onları yer değiştireceğiz, papatyaları. Küflenmesini engelleyeceğiz. Şimdi başlarına dolduruyorum. Bu da tamam. Bunun da ağzını kapatıyorum. Şimdi ben bunları Yiğit'in odasında temizledim ya balkonumu. Oraya götüreceğim arkadaşlar. Orada ne var? Balkonumda çadırım var. Çadırın altı serin. Bu üçünü oraya iskifleyeceğim. Gelip gidip bakacağım, kontrol edeceğim tabii ben bunu. 40 gün sonra içebiliriz arkadaşlar. En az 20 gün sonra. En çok 40 gün sonra. Bunlar içilebilir hale gelir. Dediğim gibi işte kötü kolesterole ve zayıflamaya ilaç bu. Bir de uykuya. Bir kere ben bunun birini, bunu ya da bunu birini ben damadıma, Hakan'ıma götüreceğim. Vereceğim. Ona yaptım ben. Ona götüreceğim. Uyku problemi varmıştı eskiden. Şimdi var mı bilmiyorum. Duyduğumda zaten hemen ben bunu Hakan'ıma yaparım dedim. Biri oğluma gider, biri de bize kalır. İşte öyle. Daha ben çok sirke yaparım arkadaşlar. Daha papatya da toplar yaparım. Tabii onları göstermem belki size. Ama kuruluşu bu. Yalnız papatya kalmamış. Ne olmuş bilemedim. Daha çıkar mı bilmiyorum. Çıkar herhalde. Biz papatya toplama amaçlı değil de eşimle bir iş için gitmiştik. Acayip halı gibi papatyalar vardı. Çok çırpındım ama çok işimiz vardı. Yine aynı çok iş var. Gücümüz yetmiyor. Onun da yetmiyor. Benim de yetmiyor. Ancak bugüne denk geldi arkadaşlar. Bu kadar kurabildim. Ama size de bir şey olsun. Sizin oralarda da vardır bir papatyalar. En güzel mayıs papatyasıyla oluyormuş arkadaşlar bu. Mayıs papatyası burada olur mu olmaz mı bilmiyorum. Daha buralarda biraz daha açar papatyalar. Ondan sonra açar mı bilmiyorum. Ama mayısta da olursa çok mükemmel yaparım yani. Daha ben yaparım arkadaşlar. Ben kendimi alamıyorum zaten. Gördüğüm yerde zaten bir çanta koyacağım arabama. O çantama. Yalnız naylon çanta almayın arkadaşlar yanınıza. Bez çanta ya da kağıt çanta alın. Ondan sonra o çünkü şey yapıyor.
bez çanta koruyor. Naylon şey yapar, sarartır arkadaşlar. Kullanamazsınız yani, eve getirene kadar mahvolur. Bunlar ne ki? Papatya yani. Canı ne, cini ne? İşte o kadar bizden. Sizleri seviyorum. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın canlarım. Güle güle. İnşallah faydalı olabilmişimdir sizlere. İnan bir insan hayatına dokunabilmek ne kadar güzel bir şey. Bundan ben büyük keyif alıyorum canlarım. Bilgimi, tecrübemi insanlarla paylaşmak çok güzel bir şey. O yüzden veriyorum size bilgilerimi. İnanın hiç bilgilerimde kötü bir şey yok. Otlarla, çöplerle ve meyvelerle benim işim. Ondan da hiç kimseye şimdiye kadar zarar gelmemiştir. Gelmez de zaten bundan sonra. Çünkü ben biliyorsunuz bir felç atlattım ve bu felçten ameliyattan çıktığımda hareketlerim yavaştı. Böyle şey gibi, ağır çekim gibi yürüyor, ağır çekim gibi iş yapıyor. Ve dedim ki böyle bir hayat geçer mi? Geçmez. Ne yapayım dedim. Bir kadın tutayım, evimi bir temizleteyim dedim. Kadınla konuştum. Aa, gitti. Şey gitti. Aa, şarjı yokmuş. Ay.